Yeni videodan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Saat 5 ve videonun açılışını yeni yapabiliyorum. Çünkü çok koştur koştur geçen bir gün oldu benim için. Nöbetten çıktım, eve geldim, uyuyakalmışım. Uyumak planlarım arasında yoktu. O yüzden işlerim biraz sıkıştı. Sonrasında duşa girdim, kahvaltı yaptık, kahve içtik derken saat zaten 3 olmuştu. Sonrasında da gördüğünüz gibi hazırlandım. Çünkü arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Salih de bir yarım saat önce evden çıktı. O da arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Bugün ayrı takılma günümüzdeyiz. Şimdi benim artık evden çıkmam gerekiyor. Zaten 5'te buluşacaktık. Saat 16.56. Zaten birazcık geç kaldım. Dışarı çıkmadan önce size bir selam vermek istedim. Artık evden çıkıyorum. Günün devamında görüşmek üzere. Şimdi evden çıktım. Şöyle bir elbise giydim. Bu elbisemi Zara'dan almıştım ama çok oluyor. Artık yoktur zaten. Şöyle bir de şu çantamı taktım. Bunu biliyorsunuz zaten daha önce de göstermiştim. SV2'den çok uygun fiyata almıştım. Onun dışında böyle altında da beyaz spor ayakkabılarım var. Yeniden merhaba. En son oturduğumuz yerde açmıştım. Sanırım birkaç tane görüntü göstermiştim. Oradan abi oturduk. Saat şu an 9.40. Şimdi eve geldim. Ondan önce bütün camları kapatmıştım. Şu an ev hamam gibi resmen. Ev aşırı sıcak oluyor. Kışın iyi ama kışın bazen hiç kalorifer açmadığımız bile oluyor. Ama yazın hiç çekilmiyor. Şu an yine öyle. Neyse biz bayağı bir oturduk. Sohbet ettik. Çok iyi geldi bana. Oradayken tatlıyı göstermiştim zaten size de. Ama acıktım çünkü sabah kahvaltısıyla duruyorum. Yani böyle hafif bir açlık var. 2 saate falan bayağı acıkacağım gibi düşündüm. O yüzden gereken çiğ köfte aldım. Çünkü hiçbir şey yapacak halim yok şu an. Eve gelirken biraz yürüyüş yaptık. Gratis'e uğradım. Gratis'te indirim vardı. Kaç bir şey almıştım. Onları gösteririm zaten size. Ya bugün ya da yarın gösteririm. Bu videoda mutlaka gösteririm. Ama çok bir şey almadım zaten. Üstümü değiştirip şu saçımı bir toplayıp artık oturmak istiyorum. Yemeğimi yiyeceğim. Ali hala dışarıda. O biraz daha geç gelir. Muhtemelen 1-2 saate gelir diye düşünüyorum. Böyle bir gün. Birazdan sizi tekrar açarım. Şimdi makyajımı çıkardım, cilt bakımımı yaptım. Salih bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Benim de bilgisayarda biraz işlerim var. Onları hallederim, sonra da yatarız. Videoyu bugünlük kapatıyorum. Yarın sabah görüşürüz. Herkese yeni bir günden günaydın. Aslında saatimiz 12.30, günaydın da denmez ama neyse. Ben dün gece hiç uyuyamadım. Yani saat 5 falan da hala uyanıktım. Niye öyle oldu anlamadım. Aslında normalde hiç böyle uykuyla ilgili problem yaşamam. Bilmiyorum. İşte o saatlerde yatınca tabii doğal olarak bugün de uyku düzenim şaştı. 11'e kadar uyumuşum. Kalktım. Telefonda biraz işlerim vardı. Onları hallettim. Sonra da kahvaltı hazırlamaya başladım. Şimdi patateslerimi airfryer'a attım. Onlar pişiyor. Onlar olduktan sonra zaten sofraya oturabiliriz. Salih hala uyuyor. Onu birazdan kaldırırım artık. Hava bugün serin, şükürler olsun. Bayağı güzel esiyor şu an zaten. Görüyorsunuzdur. Balkona çıktım. Suyumu aldım. Suyumu içiyorum.
Bugün herhangi bir plan yapmadık. Bugün zaten dışarıda olduğumuz için bugün muhtemelen evde oluruz. Yarından nöbetçiyiz yine. Sadece bir pazara gideceğiz. Böyle bir niyetimiz var inşallah. Havanın serin olması çok iyi oldu o yüzden. Pazar zaten yakın. Evden çıktıktan sonra 1-2 dakika yürüyoruz. Orada çok bir şey almayı düşünmüyorum. Zaten işte domates, salatalık, o tarz şeyler alacağım. Mesela cuma günde yola çıkacağız zaten. O yüzden çok abartmayacağım. Şimdi ben biraz daha böyle sakin oturayım, testlerim pişene kadar. Sonrasında sizi tekrar açarım. Şimdi kahvaltı soframızı da hazırladık. Şöyle zaten tabak hazırlamıştım. Buraya reçelle kaymak getirdim. Patates kızartmamız geldi. Böyle bir sofra. Şimdi biz bunları yiyelim. Sonra sizinle tekrar görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Size en son kahvaltı sofrasındayken bırakmıştım. Sanırım biz kahvaltımızı yaptık. Salih bulaşıkları toparladı. Sonrasında ben bir kahve yaptım. Kahve içtik. Onun bir dışarı çıkması gerekti. Yarım saatlik bir işi var. Onu halledecek. Gelecek. Ben de o sırada evi biraz toparlayayım istiyorum. Sonrasında da bir pazar yapıp geleceğiz. Şimdi sizinle birlikte bir evi toparlayalım. Merhabalar. Salonumun son hali. Burada kargolarımı açtım. Instagram'a çektim. Buraya da bir göstermek istiyorum. Çanta aldım Trendyol'dan. Şu an mağazanın ismini hatırlamıyorum. Böyle muadil çantalar yapan bir butik. Gerçekten çok beğendim. Böyle burası deri. Şu kısmı kumaş. Sanırım 250-270 o civarda bir şey almıştım. Bu şekilde ne çok büyük ne de çok küçük. Bence çok güzel. Duruşunu falan da çok beğendim. Ben Missom'un beyaz sabun kokusunu kullanıyorum. Banyomda gerçekten çok güzel bir koku. Eğer beyaz sabun kokusu seviyorsanız ona mutlaka şans verebilirsiniz. Şimdi ben normalde böyle şişelisini almıştım. Onun içindeki bitti. Şu an artık böyle plastik şişede satılıyor içi. Bunu alıp bu şekilde dolduracağım. Şöyle iki tane aldım. Kargo bedava olsun diye. Böyle bir de çubuklarını göndermişler. Çubukları falan da çok şık ya görünüşü. Ben şimdi şeyi de gösteririm size banyoya gidip. Onun dışında dün eve gelirken Gratis'e uğradım. Gratis'te indirim varmış. Şöyle iki tane maskara aldım. Bunlar gerçekten çok güzel ya. Babyliss'in Fake It maskarası. Yani stokluydu zaten elimde. Elimdeki son stok açtım. O yüzden tekrar bir stoklamak istedim. Hatta daha fazla bile alabilirmişim ya. Çünkü 96 liradan 48 liraya düştü. Zaten normalde de bence indirimsiz fiyatı da aşırı uygun günümüz şartlarına göre. Kirpiklerim kısa. Onları bile çok güzel yapıyor. Yani bu maskarayı tavsiye ediyorum. Onun dışında B Beauty'nin şöyle bir kuru şampuanını aldım. Bir de B Beauty'nin şöyle bir dudak nemlendiricisini aldım. Normalde ben Blissex kullanıyordum ama Blissex'lerin fiyatları çok arttı. Ben dedim ki ne zarar gelir yani B Beauty alayım bu sefer de. Bakalım. Memnun kalırım diye düşünüyorum. 20 liraydı ya. Gayet uygun fiyatlı yani. Denerim, yorumlarımı paylaşırım sizinle. Şimdi ben bir şuraları toparlayayım. Sonra sizinle yine görüşürüz. Merhabalar. Şimdi evden çıktım şöyle. Saçım başım dağınık bir şekilde. Pazara gidiyoruz. Salih aşağıda beni bekliyor. Şimdi onun da işi bitti. Şöyle şu elbisemi giydim tabii ki. Çok rahat oluyor yazın tişört elbiseler. Altıma da. Bir kez toplarımı giydim. Sonunda bu sezon geldi. Benim yaz artık bütün yazım böyle geçecek. Şimdi eve geldik. Pazardan aldıklarımızı göstereceğim. Şöyle bir tane karpuz aldık. Şöyle küçüktü zaten. Aslında yarım alacaktık ama şöyle küçüktü boyu. O yüzden bir tane aldık. Gidene kadar bitiririz bunu. Şöyle biraz salatalık, domates. Şurada 15 tane yumurta var. Burada da biraz puan var. Bu kadar. Zaten haftaya gideceğiz diye çok bir şey almadık. Şimdi artık yemek hazırlığına başlıyoruz. Saat 6.30 olmuş. Bugün tavuklu mantı yapacağım. Tavuklu mantı biliyor musunuz? Ben evlenene kadar bilmiyordum. Bursa Balıkesir taraflarında olan bir şeymiş. Eşimin ailesi de çok yapıyor. Ben de ilk kez orada yemiştim. Bence değişik, güzel, farklı bir tat. En son Bursa'ya gittiğimizde almıştık o mantıdan. Şimdi birlikte onu yapacağız. Öncelikle su kaynatarak başlayacağım. Ben şöyle buzluğumdan tavuğumu çıkarmıştım. Bir tane göğüs var burada. Mantıyı da çok yapmayacağız. O yüzden yeter bu ikimize. Bunu haşlayacağız. Sonra haşladığım suyu dökmeden içine mantıları atacağım. Mantıyı da gösteririm size birazdan getirip. Mantı tavuk suyunun içinde pişecek. Sonra da bu haşladığımız tavuğu didikleyip içine atacağız. Çok lezzetli oluyor. Bence deneyebilirsiniz. Mantı da böyle. Hatta şu paketi göstereyim. Bu şekilde yapılıp fırınlanıyormuş. Böyle satılıyor. Şöyle göstereyim. İçi boş. Ne diyor? Kayık mı deniyor bunlara bilmiyorum. Bu şekilde yapılmış. Şimdi birlikte yapalım. Önce tavuğumu alıyorum. Şimdi suyumu kaynattım. Üstünü geçecek şekilde koyuyorum. Ve pişirmeye başlıyorum. Tavuğum haşlanırken ben de salatamı yapayım. Böyle bol bir salata yapmak istiyorum.
Yazın en sevdiğim salata, domates, salatalık ve soğanlı olan. Bayılıyoruz buna. Ve bunu yemediğimiz gün yok. Biz bayağı soğan sarımsak tüketen bir çiftiz. Ay bayağı acıymış soğan. Çok yaptı gözümü. Şöyle bir de çürümeye yüz tutmuş bir soğanım var burada. Onu da ekleyeceğim. Çaldı, arkadaşım aradı. O yüzden bir bölündük, minik bir ara vermek durumunda kaldık. Kaldığım yerden devam ediyorum. Soğanlarımı böyle ay ay doğradım. Biraz şöyle ölmeleri için olacağım. Salatalığımı da soyayım. Salatanın tuz dışındaki soslarını ekleyeceğim. Yiyeceğimiz zaman da tuzunu koyarım. Bir de nar ekşisi. Üzerini kapatıp tabağa göndereceğim. Şimdi yemeğim pişerken ben de yarın için kahvaltımızı hazırlayacağım. Domatesi salatalığı bu sefer doğrayarak koyacağım ya. Çok sulu değil domatesler. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şuraya zeytin. Yeşil zeytin koyuyorum. Kısma peynirleri koyayım. Kahvaltıdan da şu salamlar kalmıştı. Onları da ekliyorum. Ve kapağımı kapatıyorum. Buraya sığacak mı? Tamam. Şimdi tavuğum herhalde oldu artık. Direkt aynı suyun içine de mantılarımı atıyorum. Şimdi artık salatamı tuzlayacağım. Tuzluktaki tuzu içeri götürdüm sofraya. Şimdi alamayacağım onu. Halledeyim işimi. Saat 8 olmuş. Yere düştü. Artık sofraya gidebiliriz. Bayağı çok yapmışım salatayı. Şimdi tavuklarımı da ekliyorum artık. Mantılar pişti sayılır. Tamamdır. Şimdi soframızı hazırladık. Burada mantılarımız var. Biraz yoğurt koydum ve salatamız. Şimdi yiyelim, sonra tekrar sizi açarım. Evet, şimdi ojelerimi çıkardım.
Bu arada çamaşır makinesini çalıştırdım. Onun sesi geliyordur muhtemelen bayağı. Onun için kusura bakmayın. Şimdi ojelerimi çıkarmışken bir ellerime peeling yapacağım. Bu Mara'nın manikür peelingi o kadar güzel ki size anlatamam. Bunu Instagram'dan da göstermiştim. Şimdi buradan da size göstermek istedim. Şöyle ben bayağıdır kullanıyorum bu arada bunu. Çok bereketli bir ürün. Şimdi içi biraz alıp başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Herkese yeniden merhaba. Sizinle en son tırnaklarıma peeling yapmıştık. Ben sonrasında ojelerimi yeniledim. Şöyle temiz bir şeyler sürdüm. Sonrasında kahve içtik, meyve yedik. Biraz videomu editledim. Bundan bir önce izleyeceğiniz videoyu editledim. Çamaşır atmıştım. Salih onları astı. Saat artık 1'e geliyor. Yarın nöbetimiz var. Erken kalkacağız. 7.30 gibi. O yüzden artık yavaştan yatarız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.